Evet efendim aile e, Kocaeli'de yaşıyor e, Mert İstanbul'da Yurtta kalıyor Yurtta ya da bekar evi mi, gibi mi? yurt, yurt. Yurtta kalıyor Öğrencilik. Baba Kadir Bey, Anne Ülke Hanım Geçmiş olsun Sağ ol. İnşallah bu gözyaşlarınıza değmez e, Bir an önce buluruz sevinç gözyaşları İnşallah, i̇nşallah bu ağladığınız şey olur Yani e, Daha kötü bir şey için ağlamış olmazsınız İnşallah, i̇nşallah. E, Şimdi yurtta kalıyor Beş senedir de İstanbul'da. Evet. Hani yeni falan da değil. Ülke Hanım en son bir Şubat'ta görülüyor yani kayboluyor ya. Siz en son ne gün görüştünüz onunla? Mert salı sabahı evden ayrıldı. Staja başlamak için. O gün ve o akşam telefonla konuştuk. Gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Çarşamba öğlen gibi tekrar aradım. Ne yapıyorsun diye. Staja gittin mi diye. Sesi çok kötü bozuktu. Anne tez ödevimi hazırlıyorum dedi. Çok şaşırdım ben bittiğini zannediyordum. Çünkü perşembe teslim etmesi gerekiyor. Daha bitmedi mi ki ödevin dedim. Yok bitmedi yetişmeyebilir bugün de staja gitmeyeceğim dedi. Kapattı telefonu orada Mert. Sonra aradan biraz zaman geçince yine aradım dedim belli canı sıkın bir şeyleri. Perşembe günü yine açmadı telefonlarını Mert. Kardeşine dedim böyle böyle abin açmıyor telefonlarını. Whatsapp'tan yazdım. Abi annem çok merak ediyor. Hani arar mısın falan diye. O şekilde de cevap vermedi. Bu sefer biz yurda aradık. Mert yurtta dediler. Hani daha hani o 31 Ocak mı bu anlattığınız? <gülüyor> gün? <gülüyor> 31 Ocak. 31 Ocak. Evet. Cuma e, cuma günü öğlen ayrılmış zaten yurttan. Hani o akşam da yurtta, cuma sabahı da yurtta olunca bir rahatladık. Hani ya morali bozuk bir şey dedik ya da hani çok yetiştiremiyor ya dersten okulun alakalı bir problem var ama hiçbir şey anlatmadı, hiçbir şey söylemedi. Cuma günü de telefonlara cevap vermeyince biz o akşam geldik yurda. Yurdun önünde bekledik 12'ye kadar. Hadi gelir diye. Ama sürekli bir yandan da telefonunu arıyoruz. Telefonu Sonra, Ülke Hanım çalıyor, açılmıyor mu? Açılmıyor, çalıyor. Evet, çalıyor. Yani o cuma günü de bütün kuzenleri, babası, eşi, teyzesi, ailede herkes aradı. Belki yani bana anlatamadı da onlara anlatır söyler mi diye. Hani sesi bozuktu ya hiç böyle bir şey yaşamadık biz şimdiye kadar. Cuma akşamı orada biz yurdun önünde beklerken o da arkadaşı camdan çıktı. Dedi ki Mert'in telefonu burada şeyde dolabında bırakmış. Burada Aa. çalıyor. Biz o zaman zaten çok kötü olduk. Yani telefonu niye bıraksın? Aa. Çıktık yukarı odasına. Bilgisayarını falan toplamış çantaya. Yanına hiçbir şey almamış. Bir tek kimlik almış. İstanbul kartı almış. Çok az bir miktarda para almış. Başka hiçbir şey, sırt çantası falan her şey, bütün kartları, her şeyi duruyor. Cüzdanı falan. Hemen direkt karakol, işte bir daha hep peşine geldi. Emniyet, savcılıktan arama kaydı. 15 gün boyunca o Üsküdar Kadıköy sokaklarının dili olsa da söylese... ...sokak sokak aradık, hala arıyoruz. Yok. Yalvarıyorum bir gören varsa, duyan varsa. Dayanamıyoruz artık. Ay. Tam iki ay olmuş. Lütfen bize ulaşsınlar. <laughs> i̇ki buçuk ay neredeyse. İki buçuk. Evet, Mert bizi bugüne kadar hiç üzmedi. Yani biz de onu üzmedik. Bizim aramızda hiçbir problem yok ama niye böyle yaptı bir türlü anlam veremiyoruz. Stajan Neler yaşadık gün ya. içerisinde? Efendim? Staja nereye gitti o ilk gün bir staja? İlk defa bir yere o, gidi gidiyormuş herhalde. Zaten sen Möztürk tatilinde evdeydi. Hayır o, o bir en son yani ilk defa bir staja başlıyor dedi. Tabii tabii. Sadıklı. Oraya gittikten sonra da morali bozulmuş. Acaba orada bir şey mi yaşandı? Bunu o gün, o gün içerisinde morali bozuk değildi. Çünkü staja gittiği gün saat sekizde evden çıktı. Öğleden sonra da staja gitti. E, staja gittiğinde akşam sekiz veya daha da geç olabilir. E, benim Ben de çünkü çok... Ee, şey çalışıyorum, uzun süreli çalışıyorum, çalıştım iş yerinde. Annesi konuyu daha iyi biliyor. <laughs> Annesiyle gece geç saate yani 8'den sonra veya onda civarında görüşmüş olabilir. Ee, Annesi ne diyor ki işte o gün geçen konuları anlatıyor, uzun uzun anlatıyor, Söylüyor annesine. O gün hiçbir sorun yok, yaşanmıyor. Yani o gün hiçbir sorun yaşamıyor. Peki, o zaman bir kız arkadaşı o gün içerisinde var. içerisinde gün olan bir tane her şeyi anlatıyor. İşte yani morali düzgün, fakat Çarşamba günü. E ee, tekrar arıyor saat 10 gibi ya da 11 gibi. bir, 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 bir öğlen Bir öğlen mi aradın? Kadir Bey bence ondan önce siz biraz önce oğlunuzun kişiliğini anlatıyordunuz. Bence evet. onu anlatın nasıl çok bir çocuk. Çok efendi oğlunun? çocuk böyle herkesle. Hani bizi üzmedi biz de onu üzmedik. Evet. tabii ki tabii. Nasıl yani, bir çocuktu? Aile yani. olarak o da bizi üzmedi biz de onu üzmedik. Ee, çok efendi bir çocuk. Herkesle çocuklu çocukla çocuk olan büyükle büyük olan yani akıllı davranan, akıllı konuşan bir çocuk yani. Yani yaşına göre çok olgun, mütevazi olgu. böyle. Hani kimi çocuk ergenlikte çok sorun yaşatır ailesine. Hani çatışmalara girer. Yani Biz o sorunu hiç yaşamadık. Biz hiç yaşamadık. Ee, bir de şu var tabii. Ama içine kapanık, o kötü. Çok soracaktı. duygularını dışarı belli etmeyen, her şeyini konuşup, yani mesela çok olan her şeyini bilen, o kadar şey yapıyoruz arkadaşlarına, her şeyini bilen bir arkadaşı yok. Ee, bir de Mert, hani derslerinde mi başarısız diye düşünebilirsiniz? Hayır. Mert, e hazırlık dahi bu sene 5. senesi. Her sene yüzde %75 burslu okuyan bir öğrenci. Evet. evet. Dolayısıyla başarılı bir çocuk. E, tezini yetiştirememesi evet. e, rastladığınız bir durum değil değil mi daha önce? hayır. Yani bir problemi var. Kafasına takılan bir şey var. O derslerini bile etkilemeye mi başladı? Bilemiyoruz. Çünkü bir günde insanın bu nasıl bu kadar çöker? Çünkü şeyde tatilde evdeydi. Kardeşiyle, kuzenleriyle, çocuklarıyle, arkadaşıyla bir, bir sürü plan yaptı. Ailece gidip gelmeyi severiz. İşte böyle her akşam birbirimize toplanıp oyunlar aldı. İşte birlikte belki şeyler de bağlanırlar. Kuzenleri, çocukluk arkadaşları da. Aile içinde vakit geçirmeyi seven bir çocuk daha doğrusu. Çok dışarı açık değil ama işte anne davet edelim dedi. Cuma, gittiği günün ertesi günü, cumartesi de doğum günüydü Mert'in. O akşam da onun doğum gününü kutlayacaktık işte davet etmiştik. Çocukluk arkadaşlar, kuzenler yani evden çıkarken öyle keyifli çıktı ki kapıdan çıkarken zaten birbirimize sarılmadan ayrılmazdı. Anne çabuk geç kalıyorum dedi şöyle yanağını uzattı öptü. Ben hala o anı yaşıyorum sürekli. Başka çocuklarınız da var mı? Var. Kaç çocuk? 21 yaşındaki çocuğumuz var. Ee, 21 yaşındaki kız o da Üsküdar e, Üniversite'de okuyor. Şimdi e, Mert'in yani kız arkadaşı mı var? Kız arkadaşıyla problem mi yaşıyordu? Başka birileriyle e, başka bir sorun mu yaşıyordu? Üniversitedeki arkadaşların eminim konuşmuşsunuzdur. Konuştum. Problemli olduğu, kavgalı olduğu bir şey var mı? Hayırlı. Öyle bir şey yok. yok. Kız arkadaşı var mıydı? Bildiğimiz yoktu. Ama hani Mert çok ciddi olmadığı sürece de söylemezdi diye tahmin ediyorum. Hani böyle ufak tefek... Hani aralarında bir şey vardı yoktu hiç bilmiyorum. Hani öyle dedim ya içine kapanık çok böyle her düşündüğünü, bütün duygularını dışa vuran bir çocuk olmadığı için hani çok ciddi bir kız arkadaşı olursa ayrıca söyler diye düşünüyorum. Ee, peki okulla ilgili başarısıyla ilgili bu sene sınıfta kalacağım, işte bursumu da kaybedeceğim gibi bir e, şey endişesi olabilir mi? Onu düşünüyoruz. Bir tek aklımıza o geliyor. Yani başarısız an... mıydı bu seneki derslerinde? Şeyler, notlar çok güzel. Sınav notları gayet güzel. Ama bu tez ödevi, bitirme ödevi diyorlar herhalde. E, veremediği zaman mezun olamıyormuş. Bursunun yanlış olacağını düşünebilir. Hani bunlar tabii hep tahmin, bir şey bilmiyoruz da. E, zaten gelirimiz, iki evladımızın ikisi de İstanbul'da üniversitede okuyor. İkisi de son sınıf. Hani ucu ucuna gidiyor. Bir de o çok böyle ince fikirli, ekonomisini çok güzel yöneten bir çocuk. Yani parasını çok düzenli harcayan bir çocuk. Hani onu mu kahretti kendine bursum yandı işte şu Ama kadar. Ama size hiç bahsetmedi böyle bir hiç sorun. Hiçbir şey söylemedi. Size yani bahsetmedi. Sizin tahmininiz <laughs> bu. Tahmin, kesinlikle evet. tahmin. E, peki okuldan bunu öğrenebilirsiniz. Yani bu yılki başarı şey nedir, durumu nedir, bursu kaybedecek noktaya mı gelmiş, e, tezini veremeyebilirdi. Diyelim ki bursunu da kaybetti. Çok büyük sorun olur muydu hayatınızda? Hayır kesinlikle yani çözmeye çalışırdık bir şekilde. Yani, yani zaten... bunu ona söylediniz mi <laughs> aman oğlum aman çok çalış derslerinde başarılı ol şu kadar not al ki bursun yanmasın çünkü biz hiçbir şekilde karşılayamayız. Bir baskı var mıydı üzerinde? Öyle vardı evet çünkü hani onu <laughs> mesela babası en başında söylemişti okula kayıt olurken oğlum hani bak gelirimiz belli 175 bursu kaldırabiliriz ama sınıfta kalırsan hani bursun yanıyor. Hani daha sonrasına devam edemeyiz. Hani arkadan kardeşin de geliyor. Babası söz veriyorum dedi. Hakikaten de bize hiç sıkıntı yaşatmadı. O 5 sene önce yapılan bir konuşma. Aha, evet, evet yani okula kayıt zamanında ama hani hep şey diyorduk hani bu sene hayırlısından ikisi de bir mezun olsa seneye çok daha bir rahat olacağız. Hani ikisinin de okulu bitecek inşallah işe girerler gibi. Hani böyle gayet her ailede olan sıradan konuşmalar. Ama onlar belki Mert etkilemiş olabilir mi bilmiyorum. Yani aileme bir yük daha sırtına bir yük daha binecek işte bursum yanarsa şu kadar bir ödeme çıkacak diye onu mu kahretti? İnce fikirli bir çocuk ama yine de değmez. Mert her hafta sonu eve gelirdi, evden ayrı kalmazdı. Hiç bu kadar zaman bizi habersiz bırakması. Yani hayatından endişe ediyoruz. O kadar aramaya karşı bir haber yok. E, Kadir Bey, Ülke Hanım, 5 sene boyunca bu kadar başarılı olmuş bir öğrencinin 5. sınıfta birdenbire tezini bile, mezuniyet tezini bile yapamayacak noktaya gelebilir mi hocam? Yok, Gelmemesi hayır. lazım. Zaten bitirmesine yarım sömesi Evet. Kalmış. Yani bahar yarıyılı sadece belki yansa yanardı. E o da artık karşılanırdı bir şekilde. Yani büyük stres yapacak. Bir... Yani kendini ne yapar? Yapar, kapatır. Sadece tezine odaklanır. Bu zekada %75 burs alan bir çocuk. Selin telafisi de olan bir durumdur. Hani bir kere reddedilirse evet. savunma ikinci için çağrılır. O da var yani. Yani bunlar telafisi olan şeyler. Bu rağmen mi Mert gitti? Şimdi 1 Şubat gününe dönecek olursak tabii 31'inde tezini teslim etmesi gerekiyormuş. Ama teslim etmemiş. Evet. Bu bir. Ee, bir Şubat günü yani kaybolduğu gün yanında 200 lira e, hatırladın mı? Ev, evden çıkarken o kadar aldı. Ha. 200 lirası var. Kimliği var. Telefonunu bırakıyor. Bilgisayarın her şeyini odasında bırakıyor. Bir tek kimliği var yanında. Hı hı. Bir de İstanbul kart o da o gün kullanmış zaten. Evet. O gün iyi de kullanmış onu. Çünkü Mert'in güzergahını e, en azından görebiliyoruz o kartı. ...nerelerde kullandı Akbil'i. <laughs> Saat... E, ...kaçta çıkıyor yurttan ya da okuldan... ...biliyor musun? 13.07. 13.07'de. Evet. Yurttan çıkıyor. Evet. 14.30'da... E, ...okul Üsküdar'da. Doğru mu? Nerede <laughs> okul? Üsküdar'da. Hı -hı. Üsküdar'da. Şimdi... E, ...Mert o gün 14.30'da... ...Kadiköy'den... ...Eminönü'ne gidiyor. Akbil'in bastığı yerleri söylüyorum. Durakları. Eee bu Akbille vapura falan her şeye biniliyor değil mi? Biniliyor biniliyor. O gün Kadıköy'den Eminönü'ne e, vapura mı biniyor? Öyle tahmin ediyorum. Öyle yani. tahmin ediyorum. Sadece tahmin. E, yani şöyle Kadıköy'den Eminönü'ne gidiyor. Saat 15.21'de aşağı yukarı bir saat sonra Kabataş'tan Bağcılar'a tramvaya biniyor. Bağcılar'dan Kabataş'tan Bağcılar'a. Şimdi Eminönü, Eminönü'nden demek Kabataş'a geliyor. Yürümüş, e, oradan bağcılara gidiyor tramvayla. Alakasız değil mi? Sonra Eminönüne geliyor tekrar ya da oradan bir şey biniyor Eminönü. Eminönünden vapura binip bu sefer Kadıköy'e geçiyor. 16:32'de bakın birer saat arayla. 14:30, 15:21, 16:32'de Kadıköy'e geliyor. Sonra 19:49'a kadar Kadıköy'de kalıyor. Ne yapıyor, kimlerle görüşüyor, bir yerde oturuyor mu, bir kafede bir şey. Onları bilmiyoruz. Kadıköy'den 19.49'da bu sefer otobüse biniyor ve Üsküdar'a geliyor. Yani yurt yurt da Üsküdar'da mı? Hayırlı, Kadıköy'de. Kadıköy'de. Fakat Üsküdar'a geliyor tekrar. Sonra 20 20.33'te Cevizli Bağ Söğütlü Çeşme metrobüsüne biniyor. Cevizli Bağ, Söğütlü Çeşme. E, bu saat 20.30 civarı, 20.33 metrobüse biniyor. E, sonra 21.39 oluyor. Bir saat 5 dakika sonra da görüntülenemeyen bir durak var.